Elektronik haberleşme teknikeri. Elektronik haberleşme teknolojisi mezunu. Radyo, telefon, data, faks ve haberleşme ile ilgili diğer cihaz ve sistemlerin imali, kurulması, değiştirilmesi ve işletilmesi, bakım ve onarımı konularında telekomünikasyon mühendisleri ile teknisyenleri arasında görev yapan ara elemandır. Elektronik haberleşme teknikeri ne iş yapar? Haberleşme araçlarının elektronik donanımını, üretimi, bakımı ve onarımı konularında görev yapar. Bina içi haberleşme araçlarının tesisat, bakım ve onarımını yapar. Kablo TV, çağrı cihazı ve cep telefonu sistemlerinin tesis, bakım ve işletmesini yapar. Haberleşme araçlarının bir merkeze veya merkezler arası bağlantısını fiber optik ve radyo link hatlarıyla sağlar. Telefon santrallerinin kurulması, çalıştırılmasında ve arızaların giderilmesinde görev yapar. Şehirler arası telefon hatlarının tesis, montaj ve bakımını yapar, meydana gelen arızayı giderir. Radyo link ve fiber optik sistemlerine ait çalışmaların düzenli olarak yürütülmesini sağlar, bakım ve onarımını yapar, meydana gelen arızaları giderir. Telsiz istasyonlarının kurulması, çalıştırılması ve kaldırılacak istasyonun kaldırılmasında görev yapar. Elektronik ve haberleşme teknikerinin çalışma ortamı ve koşulları. Elektronik haberleşme teknikerinin çalışma ortamı, çalıştıkları iş yerine göre çok farklılık gösterir. Kapalı bir yerde de, fabrika, atölye gibi, açık havada da, her türlü iklim koşullarında veya her iki şekilde de çalışabilirler. İş gereği seyahat etmesi, gece gündüz çalışması gerekebilir. Elektronik haberleşme teknikleri nasıl olunur? Meslek eğitimi, üniversitelere bağlı meslek yüksekokullarının elektronik haberleşme teknolojisi bölümünde verilmektedir. Mesleğin eğitimi ön lisans düzeyinde 2 yıldır. Eğitim okulda teorik ve uygulamalı olarak sürdürülür. Ayrıca mesleğiyle ilgili özel ve kamu iş yerinde staj zorunluluğu vardır. Bütün dersler laboratuvar desteklidir. Zorunlu yaz stajı süresi 40 iş günüdür. Öğrenciler stajlarını 1. ve 2. sınıf yaz dönemlerinde 20'şer gün olarak yapabildikleri gibi 2. sınıfın sonunda 40 gün olarak da yapabilmektedirler. Elektronik haberleşme teknikerinin çalışma alanları ve iş bulma olanakları. Meslek elemanları haberleşme cihazlarının imali, kurulması, bakımı ve onarımı konularında faaliyet gösteren özel ve kamu kuruluşlarında rahatlıkla iş bulabilirler. Sayıları her geçen gün biraz daha artan devlet ve özel televizyon kanalları, Türk Telekom, Silahlı Kuvvetler, özel telekomünikasyon şirketlerinin ara eleman ihtiyacı bu meslekteki kişilerin iş bulma şansını arttırmaktadır. Ayrıca mesleğiyle ilgili kendi iş yerini açma imkanları da vardır.